Gülizar Hanım, nasıl oldu Zülfikar amca? Sorma Selçuk Bey'im, sorma. Hastaneden şimdi getirdiler. Yine kalbi beklemiş. Nasıl ya? Niye haber vermiyorsunuz bana? Gökhan Bey Hızır gibi yetişmiş maşallah. Atmış arabaya, doğru Özel'e. Ortalığı birbirine katmış. Kıyameti kopartmış. En general doktorlara göstermiş. Bütün tahlillerini, mahlillerini hepsini yaptırmışlar. Doktor kriz değil demiş. Çok şükür. Çok şükür bin şükür. Gökhan Bey olmasaydı biz ne yapardık Selçuklu Bey'im? Ha, iki de hayatımızı kurtarıyor bizim. Dağdan aldı geldi, getirdi bize bir. Dün gece zaten sen biliyorsun etti iki. Ki güzel abla, daha geçmiş arada bir olsun. Şey daha vardı geçmiş ya. Geçmiş olsun. Neydi? Baba, ne yapıyorsun sen Allah aşkına? Niye ayaktasın? Aklıma bir evrak takıldı da kızım, onu arıyorum. İnanmıyorum baba ya, çocuk gibisin. Ha, gidip yatar mısın lütfen? Efendim Selçuk? Ha, geçmiş olsun demek istemiştim ama, iyi mi? Nasıl iyi olsun ki? Bu gidişle de iyi olamayacak zaten. Ben de buradan gidemeyeceğim. Ne oldu Zeynep? Daha ne olsun Selçuk? Babam canıyla uğraşıyor. Dayın da gelmiş bizi buradan atmak için kapının önüne kamyon dayıyor. Ne? Kamyon mu? Neyse boş ver. Zaten Gökhan halletti. Şey Selçuk, benim biraz işim var müsaade edersen. Tamam tamam, geçmiş olsun. Hoşça kal. Halletti. Madem artık çiftlikle ilgilenmeye başladın, işlerin ucundan bir tut bakalım. Malum bu yıl ihracat yalan oldu, iç pazara döneceğiz. Hazıra daha dayanmaz. Bir bak bakalım ne yapabiliyoruz. Baba. Ben gideceğim. Dün gece aradılar. Avustralya'da başlamak üzere olan bir iş vardı. Ve artık başlıyorlar. Onları yarı yolda bırakamam baba. Ama bizi bırakırsın öyle mi? Söz verdim baba. Gene kaçıyor. Baba. Bana o atı getirmeyecek değil mi? Gökhan, ne konuştunuz babanla? Konuştuk anne bir şeyler işte. Nasıl, ne konuştunuz oğlum? Oğlum anlatsana bana da. Ne konuştunuz, evlilik meselesi falan mı? Ne dedi? Anne evlilik meselesi falan yok, sen de bunu anla artık. Oğlum, bak sabahtan beri senin yolunu gözlüyorum ben burada. Daha fazla gözleyeceksin maalesef. Ne demek o? Anne, her geldiğinde aynı şey yapıyorsun. Gideceğim ben. Yok, hayır. Bu sefer olmaz. Anne, başlama. Ne olursun? Oğlum, kaç yaşına geldin? Ben artık senin bir yerin yurdun olsun istiyorum. Hem bak Banu seni çok seviyor. Aklı başında, tatlı, güzel bir kız. Biz kaç yaşımıza geldik? Ben de mürüvvet görmek istiyorum artık. Lütfen.
Gamze abla. Ne yapıyorsun? Şey Gökhan Bey için kirlileri topluyorum da. Ver onu bana. Çıkabilirsin. İki, üç. Hadi bismillah. Bismillah. Kızım. Gülizar. 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 Buyurun hanımım. Nerede benim siyah hırkam? Hani simli olan, bulamıyorum onu. Aa, ben onu katlayıp şeye koymuştum. Hemen vereyim hanıma. Ya inanamıyorum. Ver şunu. Katlama şunları. Kat izli oluyor. Bin kere söyledim. Dolaba asılacak bunlar. Bir daha olmaz Sevinç Hanım. Söyle bakalım. Bugün evde neler oldu? Ha? Hanginiz yalvarıp yakardınız Gökhan'a? Ben bir şey demedim Sevinç Hanım. Ağzım açık kaldı. Dilim tutuldu. Ne zaman gidiyor o yılan? Ha? Eğer gitmezse başınıza neler geleceğini anladınız şimdi değil mi? Ha? Babası iyileşir iyileşmez gidecek Sevinç Hanım. Bu deli yüzünden ne olur bizi sakın sokağa atmayın. Vallahi nerelere gideriz biz? Vallahi aklı varsa durmaz. Eğer durursa topunuzu birden göndeririz. Anladın mı? Elinden tutan olursa durmaz tabii. Ne dedin sen? Söyle. Şey diyecektim. Ben şey gördüm. Ne gördün Gülizar? Geveleme söyle şunu. Gökhan Bey'in odasında kirleri topluyorum ya. Hani ceplere de bakmayınca bize sinirleniyor. İşte orada siyah yeleğinin cebinde bir mektup gördüm. Ne mektup? Mektup işte. Üzerinde kim olduğu da yazıyordu. Kimeymiş? Zeynep'ime. Mektubun üzerinde Zeynep'ime mi yazıyordu? Vallahi billahi Zeynep'ime yazıyordu. Sevinç Hanım gözlerimle gördüm. Sen nereye? İşine dön hemen. Söyle şimdi. Bu siyah yeleğin cebinde gördüğün emin misin mektubu? Kur'an Musaf çarpsın Sevinç Hanım. Gözlerimle gördüm. Üstünde Zeynep'ime yazıyordu. İyi tamam. İşine bak sen. Bir şey bulur, öğrenirsen mutlaka benim haberim olsun. Tamam Sevinç Hanım. Levent oğlum, hayat memat meselesi. Benim bu parayı bugün bulmam lazım diyorum sana ya. Tamam abi, sakin. Elimden geleni yapacağım. Ya benden laf çıkar mı merak etme, kimse bilmeyecek. Tamam. Abi sana 10 numara bir haberim var. Selçuk. Bizim oğlan. Şükrü'ye gidiyorum, gelecek misin? Yok. Dayı,
Gitme. Ya işi sıkı tutmak lazım. Hadi gel gibi görünüp gelelim. İzmir'e gitmiş Şükrü Bey. Konuştum ben bugün. Ya öyle mi? Uçaktaydı demek ki. Aferin ama sana. Aradın mı sen onu? Aradım da kapalıydı telefonu. Canım döner nasıl olsa. Hadi. Yok hemen dönmez o. Nereye gidiyorsun ki şimdi sen? Ne oluyor oğlum sana? Bir şey olmuyor dayı. Yapılacak bir şey varsa ben yapayım diye. Senetleri ayarlayacağım ben. Senin aklın ermez. İyi madem. Babacığım, başın mı ağrıyor senin? Tansiyon falan mı acaba? Bir ölçelim mi? Yok kızım, yok. İyiyim ben. Baba, senin niye canın sıkkın anlatsana. Ben bir şey kaybettim de. Ne kaybettin? Bey bir evrak vermişti. İnanamıyorum sana. Hala o adamı mı düşünüyorsun? Ya bu... Nasıl bir bağlılık, nasıl bir şey? Ben gerçekten artık anlayamıyorum. Zeynep, yapma kızım. Özür dilerim. Ben seni böyle görmeye hiç dayanamıyorum baba. Çok yoruldum. Hoş geldin. Pes bağını. Gerçekten pes. Kızım sen hala ne yapıyorsun pijamanla? Sıcak çikolata içiyorum. Depresyondayım diyorsun yani. Çok komiksin. Ne oldu? Yoksa aradın mı sen Gökhan'ı? Aramadım anne. Merak etme. Sakın ha. Arama. Mesaj falan yazmak da yok. Biraz ağırdan sat kendini. Bir yere gittiğim yok, oturuyorum işte burada. Banu, kaçan kovalanır kızım, biliyorsun. Bırak, geleceği varsa o gelsin senin ayağına. Evlilik lafı bu erkekleri her zaman korkutur. Dilimi eşek arısı soksaydı da söylemeseydim. Keşke. Annesi de ne aradı ne sordu. Yani insan bir özür diler, bir şey söyler. Yok. Biz bunlarla zaten yapamazdık. Her şeyde bir hayır var. Anneciğim senin toplantın yok muydu? Var. Üstümü değiştirip çıkıyorum. Sen de çıksana dışarı. Gez, alışveriş yap. Ne bileyim arkadaşlarınla falan buluş. Kalma böyle evde. Bilmiyorum. Yani çıkarım belki. Bakarım. Ama çiftliğe falan gideyim deme. Külahları değiştiririz. Tamam anne. Banu. Tamam. Gülizar, buyurun. Çağır şunu, hemen yanıma gelsin. Zeynep'i. Evet, Zeynep'i. Hadi. Kız Zeynep! Şşş, sessiz olsana, babam uyuyor. Sevinç Hanım seni çağırıyor. Ne yapacakmış Sevinç Hanım beni? Ne bileyim ben. Hadi yürü, hadi. Ya yok, muhatap olmam ben o kadınla şimdi. Babasıyla ilgileniyor dersin. Ya olur mu öyle şey? Belki geçmiş olsun diyecektir ha? Vallahi hiç öyle sinirli falan da değildi. Gayet kibar söyledi. Belki de özür dileyecektir. Ya Allah aşkına beni güldürmeyin Rüzar Hanım. Bu kadın kimseden özür falan dilemez. Korkma kız, korkma. Bu bana uyurken hadi bir koş git gel. Bir korkacağım be onu. Gökhan Bey, az vaktiniz var mı? Ne oluyor Bekir? Atları soruyorlar da beyim, satın alacaklarmış. Hangi at? Ez cümle biraz daha zamana ihtiyacım var Nihat.
Şu senetlerin vadesini uzatalım diyor. Olur. Uzatırız Ali Hikmet Bey. Sizi mi kıracağız? Ama bunun için zahmet etmeseydiniz buraya kadar. Aradığınızda söyleseydiniz. Fena mı? Çayını içmiş oldum hiç değilse. Başımın üstünde yeriniz var. Her zaman beklerim. Bir daha gelişimde senetlerimi alırım ama. Hayırlı işler Nihat. Teşekkür ederim. Amma kibar davrandın adamı. Sanki alacaklı oymuş gibi. Bana borcu yok artık, değil mi? Doğru. Yok. Ver bakalım şu sanatları. Hepsi burada. Sizinki de iyi cesaret Hakan Bey. O ne o? Anladım, Ali Hikmet zor durumda. Yani demem o ki biraz zor alırsınız siz bu parayı. Göreceğiz. O da ödeyecektir elbet. Benim vaktim var, beklerim. Gerçi değerli atları var. Siz daha iyi bilirsiniz. Ama oğlunun bile haberi yok ki durumdan satamıyor. Ya da oğlu sattırmıyor. Sen dert etme. O atlar da elbet bir gün gelir, gerçek sahibini bulur. Eyvallah. Beyefendi, siz beni duymuyorsunuz sanki. Yok, duyuyorum da biz daha nerelerden kalktık geldik. Gerçekten atlarınız çok güzel. Hoş gelmişsiniz. Teşekkür ederiz. İsterseniz oturun birer çayımızı için. Ama bu çiftlikte satılık at yok. Para sorun değil Gökhan Bey. Konuşur, görüşürüz. Şuradaki iki duru sağlam, işimizi görür bizim. Neyse fiyatı veririz. Beyefendi, siz kimden ne duydunuz bilmiyorum ama bu çiftlikte satılık at yok. Babanızla konuşsak. Bu çiftlikte at denince söz benimdir. Bu atlar benim. Burada satılık at yok. Anladınız mı? Neden bu kadar uzatıyorsunuz? Peki, siz bilirsiniz. Şimdi düştünüz elime. Bu atlar da bana tıpış tıpış gelecek. Bekir, sen beni tanımıyor musun? Neden bu tip adamlarla beni muhatap ediyorsun? Beyim, babanızın arkadaşı gönder dediler. Biz ne bilelim? Kimin arkadaşı olursa olsun ya. Bu çiftlikte satılık at yok. Anladın mı? Anladım beyim. Beni görmek istemişsiniz. Sefalar getirdiniz, buyurun. Hoş bulduk. Gökhan evde mi? Gökhan Bey'i görmedim. Ama Sevinç Hanım burada. İçeride şeyle, Zeynep'le sohbet ediyor. Sohbet mi ediyor? Evet. Nasıl yani? O kız hala kovulmadı mı buradan? Yok, Gökhan Bey bırakmam. Asla izin vermem diyor. Ben geldiğinizi haber vereyim isterseniz. Yok. Sen işine bak. Siz bilirsiniz. Şimdi sana 5 dakika veriyorum. 5 dakika içinde pılını pırtını toplayıp defolup gideceksin bu çiftlikten. Babam iyileşir iyileşmez gideceğiz. Zaten burada bağlasanız da durmam. Babanı da al git. Yolculuğa çıkabilecek durumda olsaydı zaten çoktan gitmiştik. Gözümün içine baka baka yalan söylüyorsun. Ama ben senin derdinin ne olduğunu gayet iyi biliyorum. Ne derdin varmış benim? Sen beni aptal mı sanıyorsun kızım? Geldiğin günden beri yapmadığını bırakmadın. Şimdi bir de üstüne kuyruk sallıyorsun.
Sevinç Hanım, haddinizi bilin. Asıl sen haddini bil. Git geldiğin yerde ne halt ediyorsan et. Burası Başatların çiftliği. Edebiyle, namusuyla oturamayana kapımız kapalı bizim. Siz kendinizi ne sanıyorsunuz ya? Kim oluyorsunuz da benimle böyle konuşuyorsunuz? Az bile söylüyorum. Terbiyem izin verse neler söyleyeceğim de. Söyleyin hadi. Kime kuyruk sallıyorum ben? Nereden çıkıyor bu laflar? Bana bak kızım. Olduğun yer sana çok bile. Gözünü hiç yükseklere dikme. Oğlumu merhametine sığınıyorsun. Öyle iki göz süzme, iki cilve, yok istemem, yan cebime koy. Bunlara var ya erkekler kanar ama kadınlar anlar. Şimdi hevesini kursağında öyle bir bırakırım ki senin. Şimdi git diyorsan hemen gideceksin. O kadar. Ya siz kim oluyorsunuz? Kim oluyorsunuz da bana ahlak dersi veriyorsunuz? Yürü git, hemen. Benim ne zaman gideceğime siz karar veremezsiniz Sevinç Hanım. Ona ben karar veririm. Hadi şimdi elinizden geleni ardınıza koymayın. Hadi bakalım Zeynep Hanım. Şimdi ne yapacaksın acaba? Gülsem, al şunu. İşin gücün fitne fesat. Az şu gelin iş tutsun. Al şunları hadi. Sen de her şeye karışıyor. Emredersin başkomiserim. Gülsem. Daha iyisin değil mi? Allah razı olsun senden. Estağfurullah dayı. Zeynep gelene kadar ben buradayım. Sen bir başkasın oğlum. Sen de benim için başkasın dayı. Hakkın ödenmez. Hakkın varsa helal olsun oğlum. Dayı, bende sana ait bir şey var. Dağda düştüğün yerde buldum. Senin sana. Doğrudur oğlum. Ben de döne döne bunu arıyordum. Vasiyetim oğlum bu benim. Allah kişinden versin. Görüyorsun işte. Kalbim tekleyip duruyor. Sen artık bunları düşünme dayı. Bak kızın da çıktı geldi. Diplomasını da aldı. Aldı maşallah. Ama ölüm Allah'ın emri. Yok hayır yani malım mülküm var diye değil de. Üç beş kelam laf işte bizimkisi. Kızıma nasihat olsun diye. Kimsin ki benim namusuma dil uzatıyorsun? Kimsin sen? Ho, ho. Sakin ol. Sakin ol. Arkaya kapatalım bunu. Bir söz sen kapa. Baksana tutamıyoruz biz. Bana kırbaç getirin. İki tane kırbaçsa biter bu iş. Getiriyorum. Sakin ol kızım. Sakin ol. Kızım sakin ol. Sakin ol kızım. Sakin ol. Kızım sakin ol ya. Kızım. Ne yapıyorsunuz siz? Zeynep. Zeynep delirdi bu ya. Çekilin. Çık. Çık dayı sen de. Çık. Çekil beni. Sakin ol. Sakin. Sakin ol kızım. Sakin. Şşş. Sakin. Sakin. Aferin. Gel kızım. Ne oldu? Dağları mı özledin sen kızım? Geçti. Geçti. İkimiz de sakinleştik değil mi? Geçti. Aferin kızım. Senin ne işin var hala burada? Ne yüzsüz bir şeymişsin sen ya? Terbiyenizi takınım. Ayrıca burada ne işim olur sizi hiç ilgilendirmez. Başatları ilgilendiren her şey beni de ilgilendirir. Başatlar umurumda bile değil. Bakın, burası ahır. Atların yeri. Burada sizin sözünüz geçmez. Çekil o atın yanından. Yularını çözün. Birkaç gün kimse binmesin ata. Kim dedi sana gelip atlarla ilgilen diye ya? Çabuk çık buradan. Versene sen şunu ya. Ne yapıyorsun? Oyuncak at değil bu. Sen kiminle konuştuğunu sanıyorsun? Hadsiz. Belli ki atları bilmeyen biriyle konuşuyorum. Sen mi öğreteceksin bana? Ha? Hazırlayın bunu çabuk. Bineceğim. Yapmayın. Sırf inat yüzünden hem ata hem kendinize zarar vereceksiniz. Bu at dağdan yeni geldi. Hem çok ata binmek istiyorsanız bir sürü at var burada. İstediğim ata binerim ben. Bu Gökhan'ın atı. Buna bineceğim. Hangi ata bindiğim seni hiç ilgilendirmez. Bu at özgürlüğe çok düşkün.
Eğer ona yaklaşmayı bilmezsen üstüne binemezsin. Binsen de zaten çok uzağa gidemezsin. Sana ne ya? Ha? Sana ne? Ne duruyorsunuz? Hazırlayın dedim. Gökhan Bey'im nerede? Ne hali varsa görsün diyeceğim ama zapt edemeyecek atı. Bekir. Kızın arkasından gidiversen. Yani cezasını çeksin diyeceğim ama atın başına bir şey gelmesin. Haklısın Zeynep. Yani. Ne vurması ya? Hemen at mı vurulur? Atın ayağı aksak Zeynep. Ali Hikmet Bey aksak atları vurduruyor. Görünce aynısını yapacak zaten. Bu at vurulmayacak. Vurulacak! Vurulmayacak dedim! Vurun! At aksak bırakılmaz. Vurun! Ne olursun yapma. Yapma, yalvarıyorum, söz veriyorum, iyileştireceğim ben bu atı. Sen karışma. Ne gerekiyorsa yapma. Ya görmüyor musun? Can çekişiyor hayvan. Vur şunu. Ver şunu. Çekil. Yapma. Siz aklınızı mı kaçırdınız? Ne yapıyorsun sen? Ayağı kırıldı. Aklımı oynattın kızım sen, ha? Aklını mı kaçırdın Banu sen? Tut şunu. Banu sen buna nasıl cüret edersin? Aksak at vurulur diye. Sana ne be kızım? Sana ne? Gökhan. Kim çıkardı bu atı dışarıya? Binmek istemiştim sadece. Ya sen hangi hakla hizmet yıl katına binmeye çalışıyorsun Banu? Hep benim suçum zaten değil mi? Alo? Neredesin Semiş teyze? Ben hiç iyi değilim. Geliyorum yanına. İnanamıyorum ya. Gerçekten inanamadım. İnsan nasıl... Neyse, düşündükçe deli olacağım. Ne oldu, iyileşecek mi? İyileşecek. Ama eskisi gibi olamayacak. Bununla yaşamayı öğrenecek. Hepimiz gibi. Yalnız arada bir çamur yapın, eski usul işe yarar. Yapın derken? Bunu her veteriner yapabilir. Zeynep, atı iyileştirmeden gidemezsin. Gidemezsin. Aa, yeter artık. Ne çok ağladın. Sil bakayım şunları. Hadi, toparlan hadi. Gökhan'cığım. Anne, bizi yalnız bırakır mısın? Peki. Banu, neden böyle şeyler yapıyorsun? Kazaydı Gökhan. Kazayla oldu.
Seni uyarmışlar. Sen yine de o ata binmişsin. Bir de beni şikayet mi etti sana o kız? Banu, konuyu saptırma istersen. Saptırmıyorum. O kız geldiğinden beri aramızdaki her şey bozuldu. Banu, fazla ileri gittiğinin farkında mısın sen? Ben aramızdaki ilişkinin gayet farkındayım Gökhan. Sıradan bir arkadaşlık mı bizimkisi? Sıradan bir arkadaşlık olmayabilir. Ama bunun adı arkadaşlık Banu. Başka bir şey değil. Saçma sapan yerlere gitmeye başladı şimdi iş. Yani arkadaşlık yok, isim koy filan. Bak sana bir şey soracağım. Biz seninle beraber her şeyimizi paylaşmadık mı son bilmem kaç aydır Sydney'de? Paylaştık. Birlikte vakit geçirmekten keyif almadık mı? Evet. Dertleştik. Dertleştik. Anlaştık. Anlaştık. Yani bir ilişki için başka ne gerekir ki? Banu, sen normal bir ilişkiden bahsetmiyorsun ki. Yok ciddiyiz, yok evleneceğiz, yok yüzük. Ve bunların hiçbirinden benim haberim yok. Ama ben aramızda aşk olduğunu... Yanılıyorsun. Belli ki yanılmışsın. Banu, senin bu söylediklerin aşk değil. Bak Banu, senin bu söylediklerin arkadaşlık, hoşlanma, değer verme, kıymet bilme. Ne dersen de. Ama bunun adı aşk değil Banu. Belli ki sen beni en başından beri yanlış anlamışsın. Bak. Ben sana gelecekle ilgili ya da bugünle ilgili herhangi bir vaat verdim mi? Ama öyle güzel baktım ki hep. Allah beni kahretseydi de bakmasaydım. Banu, sen beni gerçekten yanlış anlamışsın. Ama annen de hep böyle dedi. Annem mi? Annem sana ne dedi? İşte seni çok beğeniyor, çok özlüyor, öyle seviyor, böyle seviyor. Allah'ım ya. Banu, bak biliyorsun ki annem seni çok seviyor. Belki de bu yüzden sana böyle şeyler söylemiştir, ben de bilmiyorum ki. Banu, gerçekten üzgünüm. Beni yanlış anlamana neden olacak bir şey yaptıysam özür dilerim. Lütfen. Banu. Gökhan. Lütfen. Yalnız kalmak istiyorum. Peki. Gitmek istiyorum. Tamam, tamam, tamam. Ben götürürüm seni. Ver anahtarı bana. Tamam, tamam. Hadi geç. Geç. Fatma, çantamı getir. Fatma, Sevinç Hanım'ın çantasını getir. Tamam. Tamam. Ne oldu gelin hanım? İşler karıştı değil mi? Yediğin hurmalar. Banu, lütfen. Düzgün bu kadar gibi. Lütfen. Aferin güzel kızım. Hadi bakalım güzel kızım, dinlen sen şimdi. Hadi güzel güzel dinlen.
Neden bana yalan söylediniz? Kızım ben sana yalan söylemedim ki. Gökhan sana karşı hiçbir şey hissetmiyorum dedi. Ama siz bana demiştiniz ki... Tamam. Açık konuşayım mı seninle? Çok sevinirim. Evet, ben biraz abartmış olabilirim. Yani sen ilişkine sahip çık diye yaptın bunu. Akıllı kızsın. Gökhan'ı çekip çevirirsin diye düşündüm. Ben aptalın tekiyim. Hayır, hiç öyle değil. Ama yani ben de şaşırdım kızım. Evleneceğiz deyince ben konuştunuz zannettim. Ben ne bileyim. Nasıl yani? Şimdi suç benim mi? Banu, sen Gökhan'ı seviyor musun kızım? Çok seviyorum. Hah, o zaman tamam. Bırak suçlu aramayı. Sen toparlan. Gökhan seni istemiyorum dedi. Yani ben artık nasıl toparlanırım bilmiyorum. Hayır, Gökhan seni istiyor kızım. Sadece o kız çiftliğe geldiğinden beri çocuğun kafası karıştı, o kadar. Her şey onun yüzünden. Evet, o kız geldiğinden beri Gökhan'ın bana karşı olan davranışları çok değişti. Ya işte anladın mı? Yani mecbur ettin beni söylemeye. Güzel kızım, sen Gökhan'ın yanında dik dur, kendinden emin ol. Yani onu boş bırakma, fazla da sıkma. Ben senin yanındayım. Erkeğin ailesi senin yanındaysa başkasına geçmiş olsun. Anlıyorsun değil mi? Hı. Sen Sevinç teyzene güven. Ben bu işe el koydum. Hadi gül biraz. Ha? Tamam. Şimdi bir de annenle konuşmam gerek. Sevinç teyze, sakın bugün çiftliğe geldiğimi söyleme. Yok, söylemeyeceğim. Hatta biz de bugün olanları tamamen unutalım. Yeni bir sayfa açalım. Olur mu? Kolay gelsin Rezan Hanımcığım. Hoş geldiniz. Buyurun. Bunlar sizin için. Teşekkürler. Aşk olsun ama. Niye bana böyle soğuk davranıyorsunuz? Dün akşam olanlardan dolayı çok mahcubum ben Rezan Hanımcığım. Çok tatsız şeyler oldu. Evet. Öyle oldu. Bir sürü olay bizim dışımızda gelişti. Ama ben yine de sizden özür dilemek istiyorum. Rica ederim. Elbette o kızın yaptıkları sizin suçunuz değildi. Ama Gökhan'ın yaptığı şey... Aa, Gökhan aslında bir şey yapmadı. Aşk olsun Rezan Hanımcığım. Yani erkekleri bilmiyor musunuz? İşler biraz ciddiye binince hemen panik olup kaçmak isterler. Vallahi kaçan kovalanır zannediyorsa yanılıyor bence. Ama öyle demeyin. Yani bu çocukların elinden tutup yol göstermemiz gerekiyor. Değil mi? Henüz daha çok gençler. Ben bu evlilik konusunu artık kapatmamız gerektiğini düşünüyorum Sevinç Hanım.